Onların da beklentilerinin. Ee, üstünde bir e, ilmi olduğu için onlar da mutlu olduklarını ifade ettiler. Evet, Peki evet. E, şu da konuşulmaya başlandı. Özellikle e, evet emeklilere 6 ayda bir zam yapılması söz konusuydu. Bu enflasyonist ortamda asgari ücrete sadece yılda bir e zama geri dönülmüştü ama şimdiden e, Temmuz ayında yeniden bir zam e, olacak mı gibi e, sorular çok fazla gündemde. Çalışma Bakanı'na da soruluyor. E, siz bu konu hakkında neler söylersiniz? Öncelik emeklilerin emekli maaşları içtiği alanda düşük kaldı ve bununla ilgili zaten bir güncelleme geleceğini Sayın Bakan ve Cumhurbaşkanı ifade ediyorlar. Burada bir beklentimiz var pozitif yönde ancak asgari ücret tarafına bunun yansıma ihtimali çok az olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Şu andaki ekonomik koşullara baktığımız zaman bu tarafta bir güncelleme yapılmayacağına dair yeni bir zam yapılmayacağına dair beklentimi koruduğumu söyleyebilirim. Evet ama yine de bununla ilgili e, işverenlerle bir görüşmelerde yine söz konusu sonuçta asgari ücreti tabii ki e, hükümet belirlemiyor. E, i̇şverenlerle evet. oturup tekrardan masaya e, oturmakta fayda var şeklinde. Peki bu sıkılaşmalardan bahsetmişken bir de e, hepimizin denk geldiği e, yeme içme ve KDV oranları ile ilgili denetimlerin sıkılaştığını görüyoruz ama e, i̇nsanlar da artık yediklerine içtiklerine dikkat ediyor. Fişlerine bakıyorlar. E, biz öderken tüketiciler öderken neyse e, oranı ona göre ödüyoruz. Ama işyerlerin evet. bunu gider olarak gösterirken %10, %20 göstermesi gerekirken %1 şeklinde gösteriyor. Bu kadar çok e, denetim yapılması zaten mümkün değil. Ama bununla ilgili bir düzenleme gelebilir mi önümüzdeki günlerde? E, gelmesini bekliyorum. E, özellikle vergi dairesi bu noktada e, sahada aktif bir şekilde e, maliye aya, e, hazinenin aktif bir şekilde rol aldı. Ben de yakından takip ediyorum, arkadaşlarla konuşuyorum. E, özellikle vergi memurları hafta sonları mesai yapıyor, akşamları mesai yapıyor. Bu mesailer artmaya devam ediyor hı hı. E, ve görüştüğümüz zaman, konuştuğumuz zaman da, Taviz vermeden ki Şimşek'i de seviyorlar şimdiki e, şey sistem e, ve dolayısıyla da herhangi bir ek ücret bekletmeksizin hem akşamları hem de hafta sonları mesai yapıyorlar. E, ciddi anlamda denetimler arttı ve artmaya da devam edecek. Bu konuda istismarlar var, tavizler var. Bu tavizler ve istismarlar sonuna kadar ben e, mali ayağının sahada aktif bir şekilde rol alacağını düşünüyorum. Peki yatırımcı tarafını dönmek gerekirse geçtiğimiz hafta e, takas sisteminden bahsetmiştik. Evet, e, i̇şte evini e, evini satmak isteyenler arsayla takas sistemine girişebiliyor evet. demiştik. Ama burada en fazla sorulan sorulardan biri de hisseli arsa tıp, e, satışları. E, hisseli arsa'yı satışlarından korkmalı mıyız? Hisseli arsa satışlarından eee Korkulacak bir şey yok e, benim kişisel kanaatim. Doğru bir karar verdikten sonra, doğru bir yer bulduktan sonra e, bu taraftaki satışlar zaten devam ediyor. E, Türkiye'deki tapuların veya e, Türkiye'deki arazilerin neredeyse yarası zaten hisseli. E, hisseli işlemler zaten halen devam ediyor. E, buradaki ön alım hakkı tabii ki hisse sahiplerinin oluyor. Onu da unutmamak lazım. Ama sonuca baktığımız zaman burası hisseli ben buraya yatırım yapmayayım dediğiniz zaman da çeşitli avantajlarından da e, feragat edebiliyorsunuz. E, hisseli satışlar e, bence korkulacak bir şey değil. E, bunun sonuçta hisse sahipleriyle anlaştıktan sonra bunu normal mülkiyete çevirebiliyorsunuz. E, ama hisseli satış noktasında herhangi bir sorun görmüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Varsa eklemek istedikleriniz onları da almak isterim. E, şu anda ekleyeceğim bir şey yok. İlmser bir açılış yaptı para piyasaları Hı. haftaya ama karışık bir hafta olacak. Bu hafta kısa vadeli işlemlerden biraz daha uzak durmak lazım. Altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı biraz daha alım için fırsat kolladı. Bu hafta yine iyi değerlendirebilirler. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler ve ben değerli teşekkür katkılarınız ederim. için. Evet finans analisti İslam Memiş Paranın Şifresi programında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.